Çeşitli olay ve sebeplerden dolayı tarihimizde bazı başarısız darbe girişimleri olmuştur. Bu videomda bunların sebeplerini ve sonuçlarını sizler için derledim. 21 Ekim protokolü. 27 Mayıs darbesi sonrası İstanbul'da bir grup general ve albayın imzaladığı darbeye teşebbüs protokolüdür. Adnan Menderes'in idamından 3 hafta sonra 15 Ekim 1961'de Demokrat Parti'nin oy tabanının Mirasçıları, Adalet Partisi, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi ve Yeni Türkiye Partisi oyların %62'sini alarak 277 tane milletvekili çıkarmıştır ve ordu bu durumdan rahatsız olmuştur. 22 Şubat 1962'de Harp Okulu Komutanı Kurmay Albay Talat Aydemir ve arkadaşlarının ordu içindeki 27 Mayısçıların tasfiyesi için 20 Şubat günü başlatılan atama ve gözaltına almalara karşı direniş olayıdır. Aydemir o yıl Hava Harp Okulu'nu bitirme döneminde bulunan 600 kadar asteğmeni toplayarak son günlerde olanları anlatır. Talat Aydemir'in atamaların durdurulması yolundaki ısrarını İsmet İnönü kabul etmedi. Ancak saat 3.30'da Talat Aydemir alarmı kaldırdığını bildirdi ve evine döndü. Ertesi gün tutuklandı ve Genelkurmay Başkanlığı'nda gözaltına alındı. Talat Aydemir'in geri adım atmasıyla sona eren 22 Şubat 1962 ayaklanmasının devamı niteliğinde olan 20 Mayıs 1963 ayaklanması ise yine Talat Aydemir ve grubu tarafından olmuştur. Aydemir, muhalif gruplarla temaslara devam etmiş ve ikinci kez bir darbe girişimi için hazırlıklara devam etmiştir. Bu temaslar sırasında darbe girişiminden haberdar olan Alparslan Türkeş, Aydemir ile anlaşamamış ve darbeyi hükümete bildirmiştir. Radyoda ihtilal bildirisinin okunmasından hemen sonra kontrol, kısa sürede hükümete bağlı kuvvetlerin eline geçmiştir. Ankara 28. Tümenkurmay Başkanı Yarbay Ali Elver de marşlar eşliğinde ihtilalin olmadığını, bir yanlış anlaşılma olduğunu, bir takım maceracıların böyle bir işe kalkıştığını ancak durumun kontrol altında bulunduğunu belirten bir karşı konuşma yapmıştır. Hükümet yanlısı askerlerin kontrolü sağlaması sonucunda Aydemir ve arkadaşları teslim olurlar. Sonucunda ise Fethi Gürcan'ın cezası 27 Haziran, Talat Aydemir'in cezası ise 5 Temmuz 1964'te idam cezası olarak infaz edilmiştir. 20 Mayıs 1969 darbe teşebbüsü, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde başarılı olamamış ve emir komuta zinciri içerisinde gelişmiş bir askeri darbe teşebbüsüdür. Türkiye tarihinde 27 Mayıs darbesi sonrası siyasi yasaklı olan eski Demokrat Partili Celal Bayar ve arkadaşlarının siyasi haklarının iadesi sürecinde ordu üst kademesi ve siyasiler arasında yaşanan kriz sonucu meydana gelmiştir. Adalet Partisi hükümetinin siyasi yasaklarını kaldıracak olan anayasa değişikliğinden vazgeçmesiyle yaşanan kriz sona ermiştir. Bayar ve arkadaşlarının 27 Mayıs darbesiyle kaybettikleri siyasi hakları 1970'lerin ortalarına kadar da iade edilememiştir. 9 Mart 1971 darbe girişimi. Yine Cumhuriyet tarihimizde başarılı olamamış ve emir komuta zinciri dışında gelişmiş bir askeri darbe teşebbüsüdür. 1970'te Adalet Partisi'nden istifa eden Ferruh Bozbeyli ile 69 kurucu tarafından Demokratik Parti kuruldu. Bir grup asker o dönemin siyasi partilerinin demokrasi anlayışının bir oyalamacı olduğunu ileri sürerek ulusçu, devrimci yöntem olarak ifade edilen ilkeler doğrultusunda parlamento dışı muhalefeti savunuyorlardı. Bu çalışmaların ordu içindeki yansıması özellikle Genç Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur ve Kara Kuvvetleri Karargahındaki çeşitli unsurları etkisi altına almıştı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Güller'in de bu ekiple hareket etme ihtimali olduğu düşünülse de kendisi buna pek taraftar olmayacak ve 12 Mart darbesinin hazırlanmasına yol açacaktı. Darbe içindeki üst komutanlar bir toplantı yaptı. O toplantı süresince askerler Genelkurmay Karargahı'nı kuşatarak emniyete aldılar. İşte bu toplantıda 12 Mart günü hükümete muhtara verilmesi kararı alındı.
15 Temmuz 2016. 15-16 Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini yurtta sulh konseyi olarak tanımlayan bir grup asker tarafından gerçekleştirilen askeri darbe teşebbüsü. 16 Temmuz sabahı Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim oldu. Olaylar sonucunda 104'ü darbe yanlısı olmak üzere 300'den fazla kişi hayatını kaybetti. 1491 kişi yaralandı. Farklı rütbelerden 8036 asker gözaltına alındı. Darbenin AK Parti Gülen Hareketi çatışması kapsamında 2016 Ağustos ayında yapılacak olan Yüksek Askeri Şura toplantısında ordu içerisindeki mensupları tasfiye edeceği öngörülen Gülen Hareketi'ne üye olan çeşitli kademede askeri yetkililerin bu hareketi önlemek ve Türkiye hükümetini ele geçirmek amacıyla darbe hareketine giriştiği öne sürülmektedir.